Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Tuat-ı Mekke 92. kısım 74. bölüm. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tövbe. İtiraf her muhakkikin tövbesidir. Hak ilah onunla gönlünü açar. İlah muhaliften razı olduğu gibi emrine uyandan da razıdır. Nice kişi amacına ulaştı, özellikle de sırrını biliyor ise. İhsanının aynısından muhalif de ulaşır, kadrinin bilmediği kimsenin ulaştığına. Allah sana ve bize yardım etsin, bilmelisin ki Allah şöyle buyurur. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tövbe edin ki kurtuluşa eresiniz. Allah kullarına tövbe etmeyi emretmiş, sonra onlara kanıt telkininde bulunarak emrine muhalefet ettiklerinde şöyle demiştir. Tövbe etsinler diye Allah da onlara dönmüştür. Taba aleyh. Ayette böyle denilmesinin nedeni kendilerine sorulduğunda sen bize dönseydin biz de sana dönerdik dememeleri içindir. Bu durum seni kerim Rabbine karşı ne kışkırttı ayetine benzer. Buna karşı insan senin keremin diye cevap verir. Bu üslup sana karşı kanıt kullansın diye sevilen birisi ise hasma kanıt öğretme amacı taşır. Burada kışkırtma tüm insanları içersin diye insan kelimesi belirlilik takısıyla gelmiştir. Bu da hakkın onlar hakkındaki nihai iradesinin mutluluk olduğunu gösterir. Bununla beraber onlara mutlulukla çelişen şey ulaşabilir. Allah'ın tövbesi ala yani üzerine edatına bağlıdır. Çünkü onun isimlerinden birisi El-Ali'dir. El-Ali'dir. Yaratıkların tövbesi ise ilah edatına bağlıdır. İlah yani e-hali tövbenin gayesidir. Hak ve halk yani yaratıklar tövbe fiilinde den ifadesinde bir araya gelir. Halk kendilerinden Allah'a dönerlerken arifler ondan ona dönerler. Allah'ı bilenler ise ona dönmekten ona dönerler. Sıradan insanlar günahlardan emre uymaya dönerler. Hak ise sizi başarısız kılacak ifadesinden daha önce ayrıntılı şekilde açıkladığımız gibi makamlarının gereğine göre ona dönmeleri için onlara döner. Hakkın kullarının kendisine dönmesi için onlara dönmesi onları sever, onlar da onu sever ayetine benzer. Hakkın onlara dönmesi, onların tövbe etmesi için ezeli sevgi inayetinin gereği olan bir dönüştür. Kullar tövbe ettiklerinde ise kendisine dönenin sevgisi gibi onları sever. Öyleyse bu bir karşılık sevgisidir. Allah şöyle buyurur. Allah tövbe edenleri sever. Ondan olan bu sevgi ilktir. Kul ise diğer sevginin sahibidir ve onu severler sözüne ilavedir. Bu durum Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem size verdiği nimet karşılığında Allah'ı seviniz ifadesidir. Bu sevgi kendilerine verdiği nimet nedeniyle nimet vereni sevmektir. Kulların bu sevgisi Allah tövbe edenleri sever ifadesinin karşılığında bir karşılık sevgisidir. Birincisi ise kendiliğinden Allah'ın inayet sevgisiydi. Kulların Allah'ı sevmesi ise onun mertebesini tercih etme sevgisidir. Yoksa nimet ve ihsan sevgisi değildir. Onların tövbesi onun sevgisinden meydana gelirken Allah'tan olan başka bir sevgiyi meydana getirir. Bu tövbe Allah'ın onlarla ilgili iki muhabbeti arasında bulunur. Bu durum kendisini sevmelerinden kaynaklanan Allah'ın onlara tövbesinin kullarda ikinci bir Allah sevgisini meydana getirmesine benzer. Binaenaleyh hakkın onlara dönmesi de iki sevgi arasındadır. İşte bu Allah Adem'i kendi suretine göre yarattığı kapsamına girer. Başka bir ifadeyle ilahi mertebenin kabul ettiği bütün nitelikleri küçük ve büyük insan da kabul eder. Tövbenin tanımı bulunulan halde ezikliği terk etmek, kaçmış olana pişmanlık ve yüz çevirdiğine bir daha dönmemeye karar vermektir.
Bundan sonra ise Allah dilediğini yapar. Bulunulan halde günahın terki zorunludur. Çünkü vaktin otoritesi haya duygusudur. Haya, otoritesini kullanarak günahın bulunduğu kişiyle Allah'ın sınırlarını aşmak arasına girer. Allah'ın hadise zikredilen isimlerinden birisi de hayalıdır, yani utangaç. Allah kıyamet günü yaşlıdan utanır. Allah'ın kuldan utanması, kendilerine dönünceye kadar kulların ona dönmeyecek olmasını bildirmesini gerektirir. Allah kendisine dönmediği için tövbe etmeyen başarısız insan kıyamet günü sonra ona dönsünler diye onlara döner. Ayetini hatırlayarak onun önünde durur. İşte Allah günahından dolayı böyle bir kulu cezalandırmaktan haya eder. Aynı şekilde kul da Allah'a tövbe ederken Allah'tan utanır. Bu utanma bu haldeyken kendisinden bir günahın gerçekleşmesiyle ilgilidir. Çünkü o bu durumda tövbekâr değildir. Biz ise tövbekârdan söz ediyoruz. Öyleyse utanma duygusu tövbekâr için zorunludur. Haya bulunulan halde günahı terki gerektirir. Tövbekâr arif için günahın terkinin bir yönü de onu Rabbine nispet etmeyi terktir. Arif günahı Allah karşısında edebin gereği olarak kendine nispet eder. Gerçekte fiil Allah'ın fiilidir. Kader ise Allah'tandır. O fiilin günah ya da hata olmasıyla ilgili hüküm Allah'ın hükmüdür. Bütün bunlara rağmen saygı tövbekar arife şöyle söyletir. Bu fiili kendine nispet et çünkü o kınanmıştır. Bu nedenle nefsin tanımında her türlü kötü düşünce denilir. Asıl ise ona günah ve takvayı ilham eden Allah'tır ayetidir. Allah'ı bilenlerden bir gruba göre içinde bulunduğu anda günahı terk etmek onun günah olduğunu görmemektir. Allah'ı bilenlerden bir gruba göre içinde bulunduğu anda günahı terk etmek onun günah olduğunu görmemektir. Bu Allah'ın o şey hakkındaki takdiridir. Çünkü onun günah olduğuna hükmeden Allah'tır. Bir fiil Allah'ın fiili olması bakımından son derece güzel ve hoştur. Onun günah yani zelle de isimlendirilmesi kaymak anlamındaki zelle kelimesinden gelir. Başka bir ifadeyle fiil Allah'ın fiili olmaktan Allah'ın hakkında günah hükmünü verdiği bir alana kaymış. Böylelikle Allah da onun hakkında bu mertebeden kaymış olmak hükmünü vermiştir. Yani zelle. Bilesin. Allah'ı bilenlerden bir gruba göre günahı terk, fiilin kınanma ya da övgüye konu olması bakımından değil, hakkın fiili olmak mertebesinden kaymış olması bakımından fiili görmekle sınırlıdır. Sonra bu fiilin kula nispetini görür ki bu sayede zelle diye isimlendirilir ve ardından fiil kınanır. Gerçekte kula nispet edilen bütün fiiller bu kapsamdadır. Öte yandan bütün kevni fiiller de iyisiyle kötüsüyle günah kapsamındadır. İnsanların bir kısmı için bulunan halde günahı terk, Rabbine dönmesiyle ilgilenmesidir. Sapmak ve kaymak anlamındaki zelle, gerçekte kulun Rabbinden uzaklaşması demektir. Kişi bulunması gereken yerin aksi bir yerdedir ve şimdiki halde onun zıttı olan bir yerde bulunamaz. Zorunlu olarak tekrar Hakk'a döndükten sonra onun günahı olmaz. İnsanların bir kısmına göre şimdiki halde günahı terk, ona dönmesi için Hakk'ın kendisine dönmesini görmekle ilgilenmesidir. Böylece kişi kendisine dönsün diye Hakk'ın kula dönmesi ile kulun Hakk'a dönmesinin amaçlanmadığı diğer bir dönüşü ayırt eder. Bu durumda iki dönüş ayırt edilir ve kul kendisi için Allah karşısında yapması gereken amelleri yapacağı bir terazi ortaya koyabilir. Bu amellere örnek olarak kalple ya da dille zikir yapmayı ya da bir organla ameli ya da hepsini veya bir kısmını verebiliriz. Böyle bir meşguliyetle ilgilenen kimse bulunulan halde günah işlemez. İnsanların bir kısmına göre şimdiki halde günahı terk, Hakk'ın kendisine dönüşünü görmesidir. Burada ayrım amacı olmadığı gibi kulun kendisine dönmesini sağlamak amacı da bulunmaz. Burada kul Hakk'ın
dönüşünün anlamını öğrenir. Acaba bunu kime nispet edecektir? Zata mı yoksa ilahi bir isme mi? Dönmenin sebebi nedir? Zattan mı kaynaklanır, başka bir şeyden mi? Yoksa zat ile ilgisi yok mudur? Bu ve benzerleri bulunan halde günah terki gerektirir. Tövbenin ikinci unsuru geçmişe pişmanlıktır. Bu ise fıkıhçılara göre tövbenin en büyük unsurudur. Bu yönüyle pişmanlık Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hac Arafat'tır hadisine benzer. Çünkü Arafat hacdaki en büyük unsurdur. Burada pek çok tövbekarlarda bölümlenir. Nedim yani pişmanlık kelimesinin MB'den dönüşmüştür. MB'den dönüşmüştür. Bu durum lazım kelimesindeki M'nin lazıbın B'sinden dönüşmesine benzer. Bu kaçırmış olduğu şeye duyulan üzüntünün eseridir. Bu nedenle Nedip diye isimlendirilmiştir. Nedip eser demektir. B harfi M harfine dönüşmüş, kelime özel anlamda bir üzüntü anlamı kazanmıştır. Pişmanlığın geçmişle ilgili olmasına gelirsek, arkadaşlarımızın bir kısmı bunun vaktin kaybı olduğu kanaatindedir. Çünkü kaçırılan şey geri döndürülemez. Bir kısmı ise pişmanlığın vaktin sahibi olduğu görüşündedir. Yararı ise pişmanlığın geçmiş şeyi onarmasıdır. Bu görüştekiler tövbe eden ve salih amel isteyenlerin günahlarını iyiliklere çevirir ayetinden delil getirir. Arkadaşlarımızın bir kısmı ise şu görüştedir. Pişmanlık günahı akılda tutmakla mümkün olabilir. Bu günah kişi ile kaçırdığı emre, itaatin arasında bir engeldir. Duruluk esnasında sıkıntıyı hatırlamak bir sıkıntıdır. Öyleyse günahı unutmak gerekir. Bu görüş tövbe günahı unutmamaktır diyen ilk görüşün aksinedir. Konuşma kaçırılan hakkındadır. Bazı kimseler her günahın ardından istiğfar etmemiş olmaktan pişmanlık duyar. Bir kısmı pişmanlığın vaktin kaçırılmasıyla, bir kısmı ise muhalefet vaktinde itaatin kaçırılmasıyla ilgili olduğunu söyler. Bir kısmına göre pişmanlık, itaatsizlik vaktinde büyük günahların işlenmeyişiyle ilgilidir. Çünkü insan ayette belirtildiği üzere günahların değiştirildiğini görür. Her günah ona denk bir iyilikle değiştirilir. Örnek olarak bir adam öldürme günahının bir cana hayat vermeyle ya da kınanmanın övgüyle ya da sadakanın öfkeyle ya da hırsızlık ya da hainlikle değiştirilmesini verebiliriz. İnsanların bir kısmına göre geçmişe dair pişmanlık, günahı işlerken Allah karşısında huzur sahibi olmamayla ilgilidir. Bir kısmına göre geçmişe pişmanlık, fiili yaparken onu failine izafeyi unutmayla ilgilidir. Son görüş parıltılı büyük bir nurdur. Onun perdesi Allah'ın şu ayetidir. Kötü amelinin kendisine süslenip de onu iyi gören kimse. Allah kul fiili kendisine izafe edip güzel gördüğünde onu kötü diye nitelenmiştir. Öyleyse bir varlık mertebesi olmalıdır. Bu mertebe fiilin mahalli olan öznenin davranışını güzel gördüğü yerdir. Çünkü mümkün yokluğu göremez. Bir şeyin güzel olması onun Allah'ın fiillerinden olması demektir. Fiili kötüleştiren ise kula izafesidir. Allah şöyle buyurur. Rabbine ait olmasıyla kendisine süslenmiş kimse. Amelinin kötülüğü bu ise kendi ameli olması bakımındandır ve böylelikle ona kötülük kazandırır. Hakkın süslemesi ise hakkın süslemesiyle onu güzel görür. Allah'ın süslemesi yasaklanmış değildir. Amel gerçekte Allah'ın süsüyle süslenmiştir. Kulun nezdinde ise kuldaki bilince göre bulunur. Kulda bulunan şeytanın süslemesi ise bu kötülük üstüne kötülüktür. Kuldaki şey dünya hayatının süslemesi ise bu kötülük üstünde bir gaflettir. Allah'ın süslemesiyle birlikte kula izafesi kulda bulunuyorsa bu iyilik içindeki bir kötülüktür. Kul hakka saygının gereği olarak kötülüğü amele izafe ederse bu güzellik içinde bir güzelliktir. Senin içinde olduğun her şey güzeldir. Güzellik ne giydiğimize bakmaz. Bir emre uyma ya da itaatsizlik elbisesi giyebiliriz. Çünkü emre uymazsan
iradeye uymuş olursun. Kötü amel ile güzel amel arasında ikisini bir hakikatte birleştiren bir ilişki bulunup bu sayede amel kötü güzel olmasaydı değişme gerçekleşmezdi. Halbuki değişme Allah onların günahlarını iyiliklerle değiştirir ayetinde dile getirilir. Ayrıca amelin kötülüğü sahibinin görüşünde güzellikle de nitelenemezdi. Amelin kötülüğü sahibinin nezdinde güzellikle nitelenmiş. Bu sayede amel varlık yönlerinin birisinden güzellik niteliğini kabul edebilmiştir. O halde amel haber bakımından kötü, görme bakımından iyidir. Adeta görme haberi doğrulamaz. Görmenin kanıtı ise daha kesindir. Fakat anlamın incesi gözlere aittir. Bu nedenle Musa görmek istedi. İnsanlar kuburun haberi onaylamasını ister. Kubur ise görmek demektir. Görmenin haberi tasdik ettiği gibi haberin görmeyi tasdik etmesini isteyen yoktur. Bu nedenle körün tanıklığında görüş ayrılığı varken görenin tanıklığında bir görüş ayrılığı yoktur. Allah dilediğini saptırır buyurur. Yani bu gibi konularda ameli iyi ya da kötü olarak niteleyerek insanı hayrete düşürür. Böylece hükümlü insan amele neyin hakim olduğunu bilemez. Allah'ın süslendi sözü faili belli olmayan meçhul kalıptır. Hükümlü ameli süsleyenin kim olduğunu bilmez. Süsleyen Allah mı, şeytan mı yoksa dünya hayatı mı? Sonra şöyle buyurur. Dilediğine hidayet eder. Yani bu amelin güzellik ve kötülüğünün anlamının ve kulun onu nasıl alması gerektiğinin bilgisine dilediklerini ulaştırır. Kendini onlar hakkında üzme. Başka bir ifadeyle, onlar için üzüntü çekme. Bu ayet, herkesin mutlu olduğuyla ilgili Allah'tan bir müjdedir. Çünkü burada peygamber ile onun insanlığı arasında bir engel yoktur. O, her bakımdan insan yani insan-ı kamildir. Dolayısıyla ondan üzüntü ancak bütün insanların sonuçtaki mutluluklarını öğrenmeyle kaybolabilir. Öyleyse geçici durumlar önemsizdir. Çünkü amel için kötülük arzi bir durumken güzellik kalıcıdır. Geçici her şey yok olucudur. Zati olanlar ise baki ve kalıcıdır. Allah haberdardır yani denemeden yaptıklarınızı bilendir. Allah sizde ve sizden ortaya çıkan tüm fiilleri bilir. Tövbenin bu ikinci unsurundaki geçmişe yani ala muafate pişmanlık ifadesi cömertlik bakımından birisi diğerini geçtiğinde veya daha fazla cömert olduğunda söylenen fata fulanun fulanen cüden anlamından türetilmiştir. Bu kişi tövbede pişmanlığın kaçırılan şeye dönük olduğunu görür. Yani değişen kötülüğün güzelliği değişmeyen iyinin güzelliğine ilave olmamıştır. Çünkü güzelin güzelliği başka bir şeye değil kendisine bağlıdır. Kötünün güzelliği değiştirildiğinde iki güzelliği vardır. Birincisi zatî güzelliğidir. Bu her fiilin Allah'a ait olması bakımından sahip olduğu güzelliktir. Diğeri ise bu zatî güzelliğe ait ilave güzelliktir. Bu ise hakkın değiştirmeyle bu fiile kazandırdığı güzelliktir. Böylece fiilde ortaya çıkan kötülük güzellik elbisesi giyer. Bu durumda amelin kötülüğü hakkın kendisine giydirdiği amelin güzelliği üzerine güzellik katar. O halde güzelliği şöyle örneklendirebiliriz. Üzerinde elbise bulunmayan son derece yakışıklı bir şahıs düşünün. Başka biri ise tıpkı birinci gibi yakışıklıdır ve ona toz ilişmiştir. Tebdil ile bu geçici çamurdan temizlenerek güzelliği ortaya çıkar. Ardından güzel ve pahalı bir elbise giyer. Bu sayede güzellik ve hoşluğu katmerlenerek güzellik bakımından birinciyi geçer. Tövbekar kaçırdıklarına pişmandır. Çünkü kul bütün fiillerinin bu mesabede olup olmadığını bilemez. Bilseydi sevinci süreklilik kazanırdı. Allah şu ayette buyurur ki, Allah bağışlayandır yani gafurdur, örtendir. Başka bir ifadeyle böyle bir meseleyi keşif yoluyla öğreneni örter. Rahimdir. Yani bildiği bir anlam nedeniyle ona merhamet eder ve bunu bize belirtmez. Böyle bir tövbekarın pişmanlığı ki üzüntünün neticesidir, aşığın kendisine güzel gösterilmiş sevgilisinin haklarını ihmal etmesi nedeniyle duyduğu
vecd, sıkıntı, hüzün ve pişmanlığına benzer. Bu pişmanlık neticesinde sevgilisi birinci halden daha büyük bir saygı ve hürmetle kendisine karşılar. Adem'in dili bu konuda şu dizeleri söyler. Ey itaatim, sen olsaydın hasret çekerdim. Günahım, sen olmasaydın seçilen olmazdım.